Selin, eğer istersen benim bu kelebekli tokalarımı takabilirsin. Aa, sağ ol. Ama yok ya, vazgeçtim, takmayacağım. Bunlar beni çok çocuksu gösterir. İyi, sen bilirsin de kelebek tokanı niye çocuksu göstersin ki? Evet abla, kelebekler küçükken tırtıldır. Büyüyünce de kelebek olurlar. Sağ olun Nazlıcığım ama takmak istemiyorum işte. Hem zaten kıyafetimle doymuyor. Öf ya, keşke biraz parfüm olsaydı. Maalesef ondan yok. Al abla, bu kokulu silginin en güzel kokmasını istiyorsan oraya sür. Sağ ol Nazlıcığım. Neyse, geç kaldım. Benim gitmem lazım. Tamam. Hadi görüşürüz. Bol şanslar. Görüşürüz. Niye bol şans? Ablam piyango biletimi almaya gidiyor. Yok Nazlıcığım, ben sana sonra anlatırım. Çok beklettin mi seni? Yok, yani geleli daha çok olmamıştı. Bunlar senin için. Teşekkür ederim. Çok güzeller. Saksı. Çocuk. Hangi filme gideceğiz? Ek Supergirl diye bir film girmiş vizyona. Şey peki konusu neymiş? Nasıl bir film? Bir tane kız varmış. Süper güçleri varmış. Biraz saçma gibi ama. Herhalde Superman'in kız versiyonu gibi bir şey. İlginçmiş. Hadi gidelim. Bak Selin, senden çok hoşlanıyorum. Biliyorum, sen de bana karşı boş değilsin. Diyorum ki, benim sevgilim olur musun? Benimle çıkmanı istiyorum. Bitti mi kardeş? Bitti. Alayım. Neyi? Sipariş. Yoksa sen de şu yan masalardaki gibi bir tane meyve suyu, dört tane pipet mi isteyeceksin? Yok yok, ben bir bardak su alayım. Hiç şaşırmadım. İski olduk galiba. Her gelen su istiyor. Bedava pipetlerimizden de ister misiniz beyefendi? Yok, teşekkür ederim. Bak seni, senden çok hoşlanıyorum. Ben de sana karşı boştum. Bak, bir de bunu aldım sana. Çok güzel. Selin! Gel bakayım şöyle. Nereye gidiyorsun sen bakayım? Ben mi? Arkadaşıma bu kitabı vermeye gidiyorum Aslı Hanım. İlerideki kafede beni bekliyor. Hemen dönerim, geç kalmam zaten. Ben izin verdin mi peki? Ama... Vermedim. Peki izin verir miyim? Vermem. Yani hiçbir yere gidemezsin. Neden gitmiyorum? Neden gitmiyorum? Sizin başınıza bir iş gelirse bunu amcanıza açıklayamam da ondan gitmiyorsunuz. Ay adama 40 yıl masaj yapsam yumuşatamam vallahi. Neyse canım, yani siz hiçbir yere gidemezsiniz. Ama birinin bu kitabı Ozan'a vermesi lazım. Yani kitap gitse yeterli. Senin gitmen gerekmiyor öyle mi? Evet. İyi ya, Kıvılcım götürüp verir o zaman. Gideyim bari. Aa bir taneciğim, çok geç kalma olur mu? En fazla 4 saate kadar dönmeye çalış. Bakacağız artık duruma göre. Belki kafeden sonra biraz deniz kıyısında dolaşırız. Ben üşürüm. O bana ceketini falan verir. Kağıt helva yeriz. Oradan da sinemaya gideriz. Sinemada da patlamış mısır yeriz. Birileri evde sinirden patlarken. Ay çok üzüldüm. Hadi git onlar. Selin, sen gitmedin mi hala? Neyin var anneciğim? Yok bir şey. Ne
Çok saçma bir filmdi değil mi? Aa niye? Bence çok romantik bir filmdi. Yapma. Uçabilen süper kahraman bir kız. İnandırıcı mı hiç? Sen hiç özel güçleri olan kızlara inanmaz mısın? Ben değil, hiç kimse inanmaz. Ancak çocuklar inanır böyle şeylere. Peki sen özel güçleri olan bir sevgilin olsun ister miydin? Bilmem. İstemezdim herhalde. Ben sevgilide daha insani, daha yürekten şeyler isterim. Üf, fıstığa bak fıstığa. Çam fıstığı hem de he. Fıstığı helvaya katıp öyle yiyeceksin. Kendisi helva gibi zaten. Baksana ama yanındaki önünün helvası galiba. Bana baksanıza siz. Bizi rahatsız ettiğinizde farkında mısınız acaba? Yok, farkında değil. Gülale farkındayız canım ha. Defolun yoksa çok fena olacak. Ne gibi fena olacak süt kuzusu? Melemeye mi başlarsın? Çok oluyorsunuz siz ama. Yo çok değiliz. Topu topu gitmişiz. Bir fıstığa iki fındık güzelim ha. Bu kötülerin tek sevdiğim yanı eğlenceli olmaları. Ama birazdan eğlenecek bir şeyiniz kalmayacak beyler. Bırak hadi muhatap olma lütfen gidelim. Bu akşam bir yerlere gidip bir şeyler yiyelim mi? Ne diyorsun sen be? Adam şekil değiştirdi, kaç. Kaç, 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 kaç. Ne oldu sahte kabadayılar? Niye kaçıyorsunuz? Korktular benden. Tabi öyle sinirle üstlerine yürüyünce dayak yiyeceklerini anladılar. Kaçmasalardı ikisini de eşek sudan gelinceye kadar dövecektim. Döverdin tabi. Filmdeki süper kız kadar olmasa da bizim de serserileri kaçıracak kadar yeteneğimiz varmış. Kim bilir, belki bir gün karşına filmdeki gibi süper güçleri olan bir kız çıkar. Daha neler, öyle şeyler sadece filmlerde ve çizgi romanlarda olur. Nereden biliyorsun? Belki şu anda bir filmin içindeyiz veya çizgi roman karelerinde yaşıyoruz. Ben küçükken dedemin anlattığı masallara da inanmazdım ki. Sırf ona saygımdan ve sevgimden dinliyormuş gibi yapardım. O zaman süper kızlara inanmasan bile saygı duyman gerekiyor. O süper yetenekli kız hele bir gün çıksın da karşımıza, o zaman düşünürüz. Selam Ozan, ne haber? Çok bekletmedim ya. Yok, bekletmedin. Çünkü ben aslında seni değil, Selin'i bekliyordum. Selin gelmeyeceğini söyleyince onun yerine ben geldim. Yani seni burada aç etmemek için. Nasıl yani? Selin gelmeyecek mi? Hayır. Ama sana kitabın getirilmesi gerektiğini düşünüp getirdim. Teşekkür ederim. Ben bir meyve suyu alacağım. Sen ne içersin? Yani merak etme, ben ısmarlayacağım. Yok, ben bir şey içmiyorum. Su içiyorum zaten. Kalkacağım birazdan. Ay kalkarsın canım. Acelen ne? Belki benimle konuşmak istediğin bir şeyler vardır. Senle değil ama Selin'le vardı. Sen bana söyle. Ben gidince ona söylerim. Yok, öyle şeyler değil söyleyeceklerim. Senin anlayamayacağın türde. Sana çok uzak şeyler. O yüzden benim söylemem gerekiyordu. Tabii bir daha o cesareti kendimde bulabilirsin. Neyse. Sana afiyet olsun. Çocuk sabahtan beri Selin Selin diye ilan aşk provası yapıyordu. Selin gelince gitti. Heyecan yaptı bence. Konuşamadı. Evet öyle oldu galiba. Ama kız da kaçınmayacak gibi değil yani.